Raptor. Şimdi bazı araçlar için hayvan diye tabirlerde bulunuyorum ve siz çok kızıyorsunuz. Ama bu işte hayvan. Yani ismi de Raptor zaten. Muazzam gözükmüyor mu? Yani nereden bakarsanız bakın. Ya sapık gibi bir şey yani. Yani BF Goodrich işte lastikler falan. Yani muazzam. Tabii bu bir detaylı test sürüş videosu değil. Sadece böyle bir de bakalım bu asfalta nasıl giriyormuş diye ek bir video olsun istedim. Ama tabii biz bunun hakkını tarlada, bayırda, çimende veriyor olacağız. Muhtemelen ben sağ üst köşe kartı koyuyor olurum. Bu araçta Fox Racing özel süspansiyon sistemi var. Böyle mavi mavi gözüküyor ama ben görmüştüm. Ben şimdi niye göremiyorum? Şuradan size göstermeye çalışacağım. Evet bakın. Hemen dik değil, yatay duruyor. Onu da zaten nedenlerini ben anlatıyor olacağım. Şimdi hızlıca aracın içerisine bakalım. Bakalım bu araçlar asfaltta nasıl gidiyor? Tabii ki bunun hakkı tarlada, çamurda. Bu aracın çamurlanması gerekiyor ama bunun hakkını tabii ki burada değil, orada veriyor olacağız. Ben sadece... Asfaltta nasıl gidiyor bakalım, yol tutuşu nasıl, yerlerde kaygan filan. Hani bir 0-100, tabii bir 0-100 aracı değil ama Old Train, bakar mısınız? Çap yazıyor mu? 285-70-17. Tabii devasa bir yanak olduğu için hani 17 deyince nasıl ya 17 filan oluyorsunuz. Ama işte yanaktan dolayı. Muazzam. Arkada makas mı var? Makas sistemi var. Bak bunu bilmiyordum. Görmüş olduk. Aynı Ford Ranger'da olduğu gibi muazzam hafif. Yani şöyle hop hop bayağı hafif. Güzel. Ya derinliği 1.7 metre. Zaten onu ben detaylarını söylüyor olacağım. Ranger'da bu aşağı yukarı büyükleme hacmine sahip. Güzel. 2.5 tonluk hayvan. Güzel güzel. O zaman başlayalım. Şöyle içini göstereyim size. Bakar mısınız? 32 bin de yalnız ya. Canını almışlar arabanın. Hoppa. Raptor. Tabii ilk önce kemerimizi takalım. O zaman hayvana bir can verelim. Nerede? Burada. Güzel. Şurada mod tuşları var. Normal, işte sport, çim, mıcır kar, işte çamur, dirt hike veya low alın diyor. Baja, bu baja için apayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Bakayım olursa güzel olacak. Yoksa artık yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Şu an normal, hatta ben direkt bunu bir spora alayım. Ufaktan bir yakıt durumunu göstermek istiyorum aslında size. Aracı aldığımdan beri 122 km geçmiş. 120'den yukarı çıkmadım. Yani hep 110-120 arası gezdim. 10.8 yakmış. Aslan beslen yemeği düşünmez. Yapacak çok fazla bir şey yok. Sportta kalsın. O zaman artık biz yola koyulalım. Vah, sese bak. Sportta hayvanı iyicene bağladı. Pedalları görüyor musunuz? Zaten F-150'ye bir gönderme her yerde var. Şu çizgiden de görüyorsunuz. Ama tabii bu araçta 2 litrelik turbo dizel bir ünite var. 213 beygir, 500 Nm tork güç üretiyor. Çok bir fazla beklentimiz yok. Kalıbından dolayı
performans aracı değil ama sese bakar mısınız? İnanılmaz. Arkam boş, nispeten düz bir yol. Hazır bulmuşken ben şurada bir 0-100 yapmak istiyorum. Sarmadı iki çekerde olmasına rağmen. Güzel. Ve 100. Belki gösterir bilmiyorum ama araç 10 vites ama 2000 devirde 130-132 falan yapıyor. Siz bunu ekranda görüyor olacaksınız eğer ben burada gösteremezsem. Hatta şöyle 10. Bakın 100 tabii şu an biraz geçti. 2000 devirde 136-135 civarı işte. Çok iyi değil mi? Yani güçse güç, yetenekse yetenek, ne ararsanız var. Raptor, hayvan. Yani dikiz aynasından baktığınızda böyle bir hayvan üzerinize doğru geldiğini gördüğünüzde inanın korkarsınız çünkü yüksekliğiyle, eniyle, uzunluğuyla falan araç hani çok farklı hisler yaratıyor. Muazzam. Vergimizi ödeyelim. Şöyle sesi duyuyorsunuz. Oh. Hayırlı işler. Vergi ödüyoruz köprü yapılsın diye. Köprü yapılıyor. Para ödüyoruz geçelim diye. Algoritma inanılmaz. İki çeker diyeyim. Zemin oldukça ıslak. 150 km/saat hızla. Rüzgar sesi geliyor ama yani o da artık olacak o kadar. Ama lastiklerden dolayı bir konforsuzluk asla hissetmiyorsunuz. Onu da baştan belirteyim. Hala iki çeker var. İki çeker moddayım. Bayağı viraj kesebiliyorsunuz ya. Aslında ben bu hayvanın bir de 100 km hızla giderken nasıl durduğunu da merak etmiyor değilim. Gerçi devasa bir fren sistemi siz de gördünüz az önce ama yani merak etti insan ya. Biraz daha şöyle bir gazlayalım bakalım hazır viraj kesiyorken. Hala iki çeker moddayım. Nispeten düz bir yol. Arkam boş. Ya sen hakikaten hayvansın ya. O neydi öyle ya? Bayağı 120-140 km/saat hızlardan düştüm. Ve aşağı yukarı 3.5-4 saniyedi bence yani. Siz bunu ekranı zaten görüyor olursunuz ya. Muazzam. Vay be. Raptor'a bak sen. Yani yakın zamanda hem normal Ranger Wildtrak, işte Toyota Hilux ve bunu kullanan biri olarak bir kere en başta bir vergi avantajı var. Bunu baştan bilmek gerekiyor. Yani 2 litrelik turbo düzenli üniteye sahip olduğu için Hilux'tan kopya gidiyor. Ranger'la da zaten aynı üniteye sahip aşağı yukarı tamam da tabii altyapısı farklı, süspansiyon sistemi komple farklı. Mesela bu araç geçen 2020'nin başlarında ilk lansmanda gün yüzüne çıktığında bu aracın fiyatı 380 bin TL civarındaydı. Gerçi ben bunları yine test düşünde belirtiyor olacağım ama Porsche beni bekle. Ben bunu gerçi test düşünde belirtiyor olacağım ama şu anda da hatta Ranger ile Raptor arasında 100 bin TL fark vardı ve biz şey derdik hani Fox Racing süspansiyonlar falan var değer derdik yani ve alınabilir seviyelerdeydi. Ama sene artık 2021 tarihlerden Mart hatta Mart sonu Nisan başı şu anda 2021'de şu anda fiyat güncelleniyor ama bu aracın fiyatı şu anda 700 bin TL bandında gerçekten çok yani ben bu aracı aldığımdan beri markadan şunu düşünüyorum. Bu araç şu anda kime hitap ediyor? Yani
380 bin TL'deyken hani alınabilir seviyelerdeydi. Hani Range alacağımı 50-60 bin daha verin bunu alayım. İşte Navara alacağıma vesaire böyle bir şey de olabilir aslında gibi. Gibi gibi yani hani kırsaldaki insan da cezbedebilecek bir araç. Hani bari yakışıklı olsun 100 bin TL fazla olsun derdi. Ama şimdi gelinen son noktada normal Ranger'ın hani aşağı yukarı 450 bin 500 bin TL olduğunu düşünecek olursak bu aracın en son fiyatı 700-750 bin TL bandındaydı ve ben şu soruyu hala soruyorum. Bu aracı kim niçin alır? Yani elbette alıcısı vardır işte ama hani 750 bin TL verip hani arkasına sportçusunuzdur nedir o buzdolabı koyar mısınız? Bilmiyorum işte ticaretle uğraşıyorsunuzdur. İşte halı, kilim, travel artık neyse halınızı atıp bir A noktasından B noktasına gider misiniz? Ve bunun üzerine 750 bin TL verir misiniz gibi vesaire vesaire. Ki kaldı ki mesela ben az önce kişilerden geçtiğimde de bu araç ikinci sınıf olarak ücretlendiriyor. Yani birinci sınıf bizim bildiğimiz o kamyonet otomobiller gibi değil. Bildiğimiz aks mesafesinden dolayı ikinci sınıf olarak değerlendiriyor ve aslında daha fazla para ödüyorsunuz otobanlardan geçerken. Öyle de bir derdi var. Ayrıca ve ayrıca hız regülasyonları farklı olduğu için işte tünellerden 70 ile 80 gitmeniz gerekiyor. İşte bölünmüş yollarda 90 ile falan gitmeniz gerekiyor. Otobanlarda bazı yerlerde işte 110 ile falan gitmeniz gerekiyor. Zaten şehir içi her yerde 50. Bu işte biraz insanı üzebiliyor. Bakın şimdi hatta şu an kişilere geliyoruz. Orada ben sizi göstermiş olurum. Artık normal burada geçmek istiyorum. Belki kişilerden sonra biraz daha böyle gazlarız. Sport'a. Bu arada Sport'ta. O 230 bakın 236 TL. Güzel. Sport'a almadı çünkü iki çekere geçindi uyarı verdi. Tamam. İki çekere geçtim. Ve Sport'tayım. Viteslerle oynamıza çok fazla müdahale etmiyor. Şanzıman çok fazla müdahale etmiyor. 10 vitesli bir araç. O bildiğimiz diğer Ford Trucklar'dan hatırladığımız. Yani mesela yüksek, daha fazla yüksek devrede çeviremiyorum. Mesela 3500 devrede tıkandım şu anda. 6'ya alamıyorum. Aslında çok rahat yer. O konuda bize çok fazla böyle esneklik sağlamıyor şanzıman. Ama tabii dediğim gibi bir performans aracı değil. O yüzden beklentiler çok da fazla yüksek değil açıkçası. Bu neymiş? Konsolos aracı. Gayet 170 km sürate tırmandık ve hala gidiyor. Burada da gerçi bir radar işareti vardı ama. Güzel. Yani 170-175'lere falan çok rahat tırmanıyor. Tabii bir binek otomobil gibi tırmanmıyor sürtünme katsayısından dolayı. Tabii ezberi şu anda bilmiyorum sürtünme katsayısını ama hani 0-35'lerin falan üstündedir. Bayağı rüzgara karşı dirençli gidiyoruz. Bu tabii yakıt tüketimi yansıyor. Ama tabii sizin bu ivmelenmenize yansıyor. Kaldı ki hani 2 litre düşük hacim bir ünite var. Nispeten düşük hacim bir ünite var. İşte 213 beygir, 500 Nm tork güç üretiyor. Ve aracın da ağırlığının 2,5 ton olduğunu düşünecek olursak ve aşağı yukarı böyle 1 ton falan çekme kapasitesi olduğunu, taşıma kapasitesi olduğunu falan böyle düşünecek olursak yani bu araçtan bir F-150 gibi atarlı giderli olmadığını zaten hani kağıt üstünde de net bir şekilde görüyorsunuz. Böyle deneyimleme falan gerek yok. Ama ben yine de ufaktan da olsa bir size referans olması açısından göstermiş olayım dedim. Şu ileride aslında bir tünel var. Tünelden de aslında size hani karanlıkta bu araç nasıl gözüküyor bir göstermek de istiyorum. Bak yine 6'yı alamadım. 3500'e tıkandık. 8, 9, 10.
Yani 163'te viraj dönüyorsunuz. İki çeker versiyon, iki çeker modda. Bana mısın demiyor. Yani 168'e falan geldim. Baya böyle soldan daralarak dönüyorum şu anda. Hani yok kıç kopacak, yok kafadan bir şey olacak. İki çeker moddayım, bana mısın demiyor. Güzel. Yani bir tedirginlik yaratmıyor. Ve hala konforluyum. Biraz o motorun hırıltısını hissediyorum. Tabii şu an sport moddayım. Onun da etkisi var. Geldik. Burada yavaşlıyoruz çünkü. Radar var. 70 km saat hız tüm araçlar için, kamyon ve binek otomobiller için olarak gözüküyor. Mesela F-150'de o 6 silindirdi galiba. Onda filan ya kükrersiniz yani, bildiğin araca kükretirsiniz. O zaten bambaşka bir boyut. Tabi vergisel konulardan dolayı Türkiye ülkemize gelmiyor ama ne diyeyim. Boşa alacak olsa mesela. Nasıl? Bayağı kükrüyor ya. Güzel. Yani tabii bir tüneli inletmiyor. Bir benzinli ünite gibi ama hani böyle gururunuzda okşuyor ufaktan ufakta. 700 bin TL verdin. Ver gazı diyor. Bunlara ceza falan gelmiyor mu ya? Ben biz de böyle Yusuf Yusuf gidiyoruz arkadaş. Hayvan can buldu. Bakın sütunlardan ufaktan rüzgar sesleri gelmeye başladı. Güzel. Yani 170 km, 174, 175 tırmanıyor. Evet dostlar, böyleydi. Zaten hani detaylarını ben test sürücüsüne belirtiyor olacağım ama yani 700 bin TL civarında bu aracı alabiliyordunuz. Biz eskiden şey derdik işte, eskiden dedim geçen seneye kadar, hani bir Ranger alıp modifiye etmektense fabrika çıkışlı bu aracı al devam et, 100 bin TL verip 380 bin TL falan alınabiliyordu. Şimdi 700 bin TL civarında. O zaman şu soruyu, aslında soruyu değil de nasıl diyeyim, aslında şunu söylemek daha doğru olacaktır. Acaba normal Ranger alıp artık burada tekrardan rebuild etmek, yani tekrardan işte kitleri takmak, süspansiyon sistemi takmak acaba daha mı ucuza girdi diye düşünmüyor değilim. Yapacak bir şey yok. Yani
söyleyecek de bir şey yok. Aslında söyleyecek çok şey var ama beni yakından tanıyanlar veya kanalı yakından takip edenler bu konudaki araçta güzelmiş bu arada. Tutumu az çok biliyorlar. Ne kadar söylesek az kalır bence. Bu kadar. O zaman test sürüş videosunda görüşmek üzere. Muhtemelen ben bunu test sürüş videosundan sonra yayına veriyor olurum. O yüzden hani ekranın sağ üst köşesinden bunun test sürüş videosuna ulaşabiliyor olacaksınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.